Mehmet Bey, önce ben bir merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Şimdi ben önce bir şey yapacağım. Bu başlığımızda olduğu gibi yenilenebilir enerjinin daha iyi, daha hızlı entegrasyonu için gerekli inovasyonlar var. Ben onu bir burada bir paylaşayım, üzerinden gidelim beraber. Ondan sonra da sizle güneş enerjisi onun olası katkıları ile ilgili görüşeceğiz. Hemen şu şeyi yapayım. Evet. Şimdi hatta şöyle ben bunu Türkçeleştireyim de daha rahat şey yapılsın, görülsün. Şimdi bu yenilenebilir enerjinin tabii giderek ucuzlaması olumlu bir şey. Entegre etmemiz gerekiyor. Ama bu entegrasyonun olabilmesi için, yani emisyonları azaltmak ve temel iklim hedeflerine ulaşmak için güneş ve rüzgar enerjisini hızla entegre etmemiz gerekiyor. Ama bu biraz teknik ve ekonomik zorluklar doğuruyor. Şimdi IRENA'da, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nda geliştirilen bizim de Eurosolar Bon olarak kurulmasında uğraştığımız ve rahmetli başkanımız Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkanı Hermann Scheer'in de Almanya Parlamentosu'ndaki çabalarıyla ve Hans-Josef Fell'in kurulmuş olan IRENA'nın çok güzel çalışmalar yapıyor ve hepimiz için örnek bilgiler oluyor. Bir yenilikçi toolbox oluşturmuşlar. Ve dört temel boyutta 30 tane yenilik gerektiğini söylüyorlar. Daha hızlı yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için. Bunlar bir teknolojiler, yani kolaylaştırıcı teknolojiler. İkincisi enabling teknolojiler dediği. Sonra iş modelleri. Üçüncüsü pazarın tasarımı. Dördüncüsü de sistemin operasyonu. Buradan bakarsak etkinleştirme teknolojileri olarak çeviriyorlar. Bunlardan birincisi yardımcı şebeke düzeyindeki bataryalar, elektrik şirketlerinin şey yapması. İkincisi sayaç arkası piller. Üçüncüsü elektrikli araç akıllı şarj cihazları. Dördüncüsü yenilenebilir güçten ısıtma yani ısı pompalarına geçiş. Hasan hocamızın bahsettiği. Yenilenebilir enerjiden üretilen elektrikle ısı pompalarının kullanımı. Beşincisi yenilenebilir enerjiden hidrojen üreterek yeşil hidrojen üretilmesi ve yeşil hidrojenle sentetik yakıtlar, amonya gibi sentetik yakıtların üretilerek sanayide, çimento sanayinde, demir çelikte ve diğer uçaklarda ve taşıtlarda kara taşıtlarında olan fosil yakıtların pirincin taşına ayıklar gibi temizlenmesi ve bunun içinde bu sentetik yakıtların kullanılması var. Nesnelerin interneti dediğimiz IoT'li cihazlar, onu biliyoruz hepimiz. Yapay zeka ve büyük veri, çünkü giderek her tarafta çok sayıda kurulumlar oldukça bütün bunların izlenmesi için ve işte machine learning dediğimiz yapay zekanın gerekiyor ve büyük verilerin ele alınması gerekiyor. Sonra blockchain dediğimiz çok sayıda kontratın aradakiler ortadan kaldırılarak kontratların güvenli biçimde yapılmasının sağlanması için bu teknoloji. Bir de yenilenebilir mini şebekeler dediğimiz artık bir konut çatısında güneş panelini kendisi elektriğini üretiyor. Ürettiği elektrikte ısı pompasını çalıştırıyor. Ürettiği güneş panelinden elektriğin fazlasını bataryada depoluyor. Fazlasını da kullanmıyorsa şebekeye satıyor. Ve şebekeyle ilişkisi ne? Bir alışveriş ortamı olarak oluşturan bunlara yenilenebilir mini şebekeler deniyor. Süper şebekeler işte Almanya'nın kuzeyinden, Çin'in belli bölgelerinden diğer bölgelerine 2000 kilometre 3000 kilometre yüksek gerilim doğru akımla transferi için şebekelerin kurulması var. Bir de konvansiyonel enerji santrallarında
ki bir esneklik, yani mevcut santralların konvansiyonel kömür vesaire şu anda yapılmaya çalışılan dönüşümde yer almalarını sağlamak gibi 11 tane kolaylaştırıcı teknolojiler var. Şimdi bunun dışında iş modelleri var. Bu işin iş modellerini de değiştirmek gerekiyor merkezi santrallardan. Bunlar için bir toplayıcılar denen ve çok sayıda tek tek dağıtık üretimin bir araya getirerek bir takım olarak yer alması piyasada. İkincisi elektrik ticaretinin eşler arasında yapılması ve bir enerjinin bir hizmet olarak sunulması ve topluluk sahipliği modelleri, yani yerelin kendi kararıyla kendi sahipliğinde enerji üretmesine uygun yenilenebilir enerji. Bunun modellerinin geliştirilmesi lazım. Bir de son olarak kullandıkça öde modelleri var. Bunlar konuşuluyor ve bunların yerleşmesi gerektiği yenilenebilir enerjinin hızlı entegrasyonu için. Pazarın tasarımı var. Zamanın piyasada, satışta, elektrik piyasalarında zaman aralıklarının belirlenmesi, ne kadar önceden elektriğin fiyatının belirlenmesi, onlarla ilgili yardımcı hizmetlerin oluşturulması, kapasite pazarlarının yeniden tasarlanması, bölgesel pazarlar, kullanım süresi tarifeleri ve dağıtılmış enerji kaynaklarının piyasaya entegrasyonu ve bir de net faturalandırma planları. Bunlar da pazarın tasarımı ile ilgili yapılması gereken şeyler. Son olarak da sistem çalışması olarak dağıtım şirketlerinin esas olarak dağıtım sistemi operatörlerinin gelecekteki rolünün belirlenmesi, yeni enerji sisteminde iletim ve dağıtım sistemi operatörleri arasındaki işbirliği ve değişken yenilenebilir enerji üretiminin gelişmiş tahmini ileriye dönük olarak pompalamalı hidroelektrik depolamanın yaygınlaştırılması, sanal güç hatlarının oluşturulması ve dinamik çizgi derecelendirilmesi, değişik mevsimlerde elektrik taşıma hatlarında. Dolayısıyla böyle 30 tane yenilik var. Bu yeniliklerle ilgili bilgiyi İrena'nın bu sayfasında bulabilir arkadaşlarımız. Daha detayına girmeyeceğim ama bu yenilikler yapılmadan yenilenebilir enerjinin hızlı entegrasyonu biraz yavaşlıyor ve hızlı entegrasyon olmuyor. Dolayısıyla şehirlerde, kentlerden bahsediyoruz. O kentlerdeki hızlı geçişin önünü açmak için, kolaylaştırmak için desteklerin bu yeniliklere yapılması ve bütün kent için altyapının oluşturulması lazım. Ben bunu söylemek istedim Mehmet Bey önce. Yani böyle bir şey var, gerçeklik var. Bu Birleşmiş Milletler Yenilenebilir Enerji Ajansı da bütün 200 dünya ülkesinden ortaya çıktı. Aynen Birleşmiş Milletler'de Atom Enerjisi Ajansı vardı. Şimdi artık biraz da bizim Eurosolar'ın, Bonn'daki arkadaşlarımızın, oradaki Alman parlamentosundaki milletvekillerinin şeyiyle bu kuruldu ve hakikaten güzel çalışıyor. Yenilenebilir enerjinin sesi oldu Birleşmiş Milletler'de. Şimdi siz de çok memnun ettiniz bizi katılmakla, desteklemekten. Önce onun için teşekkür ederiz size. Şeyimizin biz konu olarak buraya iklim nötr şehirlerde yenilenebilir enerjinin rolü diye koyduk. Bu konuda ne dersiniz? Yani şehirlerde bu iklim nötr şehirler lafı da şeyden geliyor. Demin ben açıkladım, siz burada mıydınız bilmiyorum. Bu Avrupa iklim nötr 2030 için iklim nötr olmak isteyen, buna inanan, yapabileceğini düşünen yaklaşık 100 şehire, Avrupa'dan 100, 12 tane de Avrupa dışı, yani Türkiye, İngiltere, işte İsrail gibi 12 tane de oradan olmak üzere 112 şehire
destek olacağını söyledi. 377 şehir başvurdu. Türkiye'den de 24 şehir başvurdu. Ama İstanbul'da İzmir'i seçmişler şeyde. Yani bu konuda hazırlığı olan, çalışmaları olan, bir de hani eşit de dağıtmaya çalışmışlar. Ben İzmir'dekinde bulundum ve şey yaptım, hani beraber oluşturduk. Çünkü İzmir'de çok fazla sayıda güzel çalışmalar yapılmış. Yani kalkınma ajansları, üniversiteler, bu iklimle enerjiyle ilgili bayağı bir kapasite var. Bütün onları da müracaat formumuza koyduk. Ve sözleri şöyle, yani müracaat etmek isteyenlere şunu diyorlardı. Kendi bulunduğunuz şehirde, hani söz konusu şehirde, paydaşlarla, bütün paydaşlarla beraber bunu yapmanız lazım. Seçilen şehirlerin belediye başkanları Avrupa Komisyonu ile bir şehir kontratı imzalayacak. Ama o şehir kontratının içeriğinin oluşturulmasında o kentteki bütün paydaşlar olacak diye. İzmir öyle bir şey yaptı ve hakikaten kazandı. Şimdi bu şehirlerin önemini gösteriyor. Ve şehirlerin iklim nötr olması için de demin de konuştuğumuz gibi yenilenebilir enerji kilit rol oynuyor. Bu konuda sizin görüşlerinizi alalım ve sohbetimize başlayalım. Uygun görürseniz Mehmet. Sağ olun. Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ederim hocam. Emekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımla, talebelerim ve Şener Hoca'nın dediği gibi eşim de destek oluyor, sağ olsun. Sağ ol. Böyle bir şey çıkıyor sizlerin de destekleriyle. Buyurun. Sağ ol hocam. Bizim esas iştikal konumuz yenilenebilir enerji değildi. 2006 yılında yenilenebilir enerjiyle yatırım yapmaya başladık. Kıvanç Enerji olarak. Ben de işte kurucu genel müdür olarak görev yapıyorum. İlk evvela 2006'lı dönemlerde hidroelektrik santralleri vardı. Onlarla ilgili bir yatırım yaptık. Fakat sonradan sizin de bildiğiniz gibi rüzgar ve güneş yatırımlarımıza devam ettik. Sizin söylediğiniz gibi yani iklim nötr şehirlerde ancak şu an yatırım maliyetleri çok önemli bu işleri yapabilmek için. Bir yatırımcı olarak hem de bir işletmeci olarak da bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Rüzgar ve güneşte yatırım maliyetlerimiz geçen yıllara nazaran bayağı bir düştü. Özellikle güneşte de hakeza böyle. 2006 yılıydı, pardon 2011 yılıydı, fabrikamızın çatısına 5 santrali kurduk. 500 kilovatlık bir santraldi. O dönemde lisanssız yönetmeliği dahi yoktu. Çünkü bu işleri yapabilmeniz için kanuni bir altyapının oluşması gerekiyor. O dönemde altyapı daha oluşmamıştı. Biz ince film olarak bir yatırım yaptık. Hatta o dönemde hiç projedir, invertördür bu tipli bir bilinen bir şey yoktu Türkiye'de. O yüzden bayağı zorlandık. İnvertörümüzü Avusturya'dan aldık, Fronius'tan. O dönemde Avusturya'ya gittik sadece 500 kilovatlık bir invertör alabilmek için. Avusturya'ya gittiğimizde Fronius firması bir slaytı vardı. Şöyle söylediler. Güneşin dünyaya gelen bir günlük ışınımı dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer. Doğru. Yani aslında Cenab-ı Allah'ın gücü, güneşin gücü sonsuz bir kudret var. Hiç kimseyi de engellemiyorsunuz. Herkes kendi bulunduğu yerden güneşin gücünü alabilse sonsuz bir kaynak var. O yüzden
Güneş'e sizler kadar olmasa da Güneş'in gücünü anladık, bildik. Ona göre de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hı hı. Bu iklim nötr şehirlerde bence en iyi yatırım yapılabilecek araçlardan bir tanesi güneş enerjisi. Doğru. Özellikle de bir sanayici olarak, bir yatırımcı olarak şehirlerde, fabrikalarda, konutlarda yapılacak binaların çatılarının ona uygun bir altyapıyla dizayn edilmesi ve bunun yanında da biz toplum olarak bunu belki birazcık da zorlayıcı kanundur, yönetmeliktir, hatta inşaat ruhsatıdır vesairedir. Bunların eğer hukuki altyapısını bir miktarda zorlayıcı olarak yapabilirsek, çünkü siz binayı yaptığınız vakit belki maddi olarak buna gücünüz olmayabilir ama binanın yönünü, çatısının eğimini, bunları güneş panellerinin kurulabileceği şekilde bir öngörü ve altyapıyla yapıldığı vakit adım adım bunlar yapılabilir diye düşünüyorum. Doğru. Şeyi zaten demin söylediğiniz çok önemli Mehmet Bey. Güneşin ısısı ışığı herkese eşit olarak ulaşıyor. Yani sonsuz herkese eşit olarak ulaşıyor. Bir de biz güneş battı dediğimizde dünyanın öbür tarafındaki insanlara ısısını ve ışığını veriyor. Bu arada ertesi gün gelsin diye herkes bekliyor. Akşam da güneşi seyretmek lütfen ertesi gün gelir misin doğudan demek aslında. Şimdi bu herkese eşit olarak ulaşıyor. Bir de ulaştığı her şeyde, kişide, yaprakta, çiçekte onları enerjide özgürleştiriyor. Yani başka dediğiniz gibi dışarıdan gelecek şeylere ayağına kadar geliyor. Biz ona yüksek entropili diyoruz. Daha düşük kalitede ve istediğiniz gibi yoğunlaştırıp istiyorsanız sıcak su, istiyorsanız buhar, istiyorsanız elektrik, şimdi hidrojen üretebiliyorsunuz. Öyle de bir avantajı var. Üçüncüsü de kimseyi öldürmek zorunda değilsiniz. Yani herkese ulaşıyor, eşit olarak ulaşıyor. Tek birilerinin alıp birbirine sattığı bir şey değil. Yani güneşin ışığını ve ısısını kimse özelleştirip birbirine satamıyor. Dolayısıyla burada eşitlik var, özgürlük var, barış var, her şey var. Onun için hani yerin altına gidip aşağıda ne var diye kazıp çıkartmak ve dünyanın atmosferin içindeki yaşamını yok etmek yerine böyle yüzünüzü yukarı kaldırıp yanınızdan geçen hareket halindeki havanın kinetik enerjisiyle güneşten ücretsiz gelen ısı ve ışığı sevmek, onları değerlendirmek daha anlamlı bir şey. Yani öyle bu şey gibi hani bugün bir arkadaş güneş zamanın petrolü dedi de ben biraz ona katılmadım. Yani kötü bir şeye benzetmemek lazım şeyi, güneşi diye. Ama aynen. Yani güneşin var olan gelen bu ücretsiz ısının ışığı kullanmamak, benzer bir örnek vereceğim şimdi. Bir boru hattından gelen petrolü uçurumdan aşağı atmaya benziyor. Yani var zaten önünüzden kullanmadığınız şey sizi boşa gidiyor. Halbuki önüne bir rüzgar türbünü koyduğunuz zaman veya bir güneş paneli koyduğunuz zaman onu işe koşuyorsunuz. Böyle de güzel yanları var. Söylediğinizden o benim aklıma geldi. Evet. Yapım açısından da çok burada bir şey söyleyebilir miyim ben? Şener Hocam söyleyin. Buyurun hocam lütfen. Buyurun. Sonuna kadar katılıyorum. Kaynakta eşitlik var. Yani evet. Rüzgardır. Eşitlik demek doğru değil. Herkesin kendine göre kullanabileceği bir kaynak var. Yerli yaşadığına bağlı olarak. Ama eşitsizlik teknolojide hocam. Eşitsizlik çevrim teknolojilerinde. Hı-hı. Bunu üretenle, bunu pazarlayan, satan, eşitsizlik orada başlıyor aslında. Hı-hı. İleriye doğru giderken bu eşitliği sağlamak da bizim insan kaynaklarımızı, bu teknolojileri ülkeye kazandıracak düzeye getirmemize bağlı. Teşekkür ederim. Evet. Doğru, evet doğru, o da var. Ben tabii genelde güneş ısısı ışığı gelmeden zaten teknolojiden de söz edemiyoruz. O geliyor, dediğiniz gibi
değerlendirmek lazım. O eşitliği de sağlamak lazım. Doğru söylüyor hocam. Peki. Ben size eklemek istiyorum hocam. Buyurun Mehmet Bey. Şimdi rüzgardan da bahsettik, güneşten de bahsettik. Bir yatırımcı olarak şunu söylemek istiyorum. Bir rüzgar santrali kurabilmeniz için minimum o bölgede bir yıllık birkaç tane alanınızın büyüklüğüne göre bir rüzgar ölçüm istasyonu kurmanız gerekiyor ki burada feasible bir şekilde yapabilirsiniz veya ona göre bir pozisyon alabilirsiniz. Ama güneş öyle de değil. Siz daha iyi biliyorsunuz. Düşünün Türkiye'nin yaklaşık 10 bin megawattlık bir güneş kurulum gücü var. Ama Almanya ile Avrupa ile mukayese ettiğimizde bu gene çok düşük rakamlar oluyor. Rüzgarda da öyle gene 10 bin megawattlık bir yatırımımız var Türkiye olarak. Güneşte ama, biraz daha az ama rüzgarda 11 bin oldu. Evet. Ama lisanssızlarla birlikte yaklaşık 10 bin oldu diye biliyorum hocam. Hani onu Şener hocam daha iyi bilir. Evet. 8 bini yeni geçtik hocam. 8 ben de 8 bin diye biliyorum. Yavaş yavaş olacak inşallah. Doğru. Şunu söylemek istiyorum. Rüzgarda Çatalca'da bir rüzgar santrali yapıyoruz. Orada evet. 162 metre kanat çapında bir teknoloji kullanıyoruz. Düşünün bu kadar büyük kanat çaplı bir teknoloji kullansak dahi tüm Türkiye çapında potansiyel 150 bin megawatt civarında bir güç çıkacak gibi. Evet. Büyük kanat çaplarına. Ama güneşe döndüğümüzde potansiyel siz daha iyi biliyorsunuz ama bana göre Türkiye'deki potansiyel sonsuz. Doğru. Eğer yeri imkanı bulup enerji nakil hattını bulup interkonekte sisteme bağlayabilirseniz şebekeye uyumlu bir şekilde az önce de Şener hocamın grafikte gösterdiği gibi yani sonsuz kelimesi çok iddialı bir rakam ama sonsuza yakın bir potansiyel var memlekette. Evet yani hakikaten öyle ve bunu şebekeyle ilişkili o benim bir şeyim var. Şey geldi Profesör Doktor Dirk Uwe Sauer geldi. 2-3 dakika sonra onunla depolama işini konuşacağız. Dünya çapında bir profesörümüz bizim Almanya'da Eurosolar olarak başlattığımız uluslararası yenileme depolama konferansında konferans başkanı dünya çapında bir hocamız. Evet evet. Çok ama şey ben ama söyleyeyim sizin söylediğiniz üzerine bir dakikamız var. Bu şebekeye bağlanma yeri dağıtım şebekelerinden bağlanıyor ya hani yerimiz evet. Noktar denen evet. Orada dağıtım şebekelerinden değil nasıl diğer santrallara özel hat çekiliyorsa rüzgarlı bölgelerde hat çekmek lazım. Yani insanları daha önce satın aldıkları bir şey planladıkları bir şeyle tartıştırıp onları birbiriyle hasım haline gelmesini engellemek lazım. Çünkü bir tatil köyü yapacakmış Bodrum'da birisi. Öbürsü gelmiş rüzgar türbünü kurmuş. Hadi tartışıyorlar rüzgar türbünlerini faturayı çıkartıyorlar. Bu rüzgar türbünleri böyledir işte şöyle yapar. Onun araziyi yok eder. Bir sürü de hikaye anlatıyorlar. Onun için ona fırsat vermemek için hani tavşana karşı tazıyı tut dememek için hatları rüzgarlı yerlere taşımak lazım diye düşünüyorum. Sizin dediğinizden onu ben hatırladım tekrar. Evet, son sözümüzü alalım. Profesör Uwe Sauer'e geçeceğiz ondan sonra. Mehmet Bey, buyurun söz sizde son söz. Şunu eklemek istiyorum hocam. Mutlaka şebekeler önemli ama enerjide siz daha iyi biliyorsunuz. Elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi esas. Kayıp kaçaklardan tutun da şebeke gerilim frekans kontrolünden tutun da sistemi rahatlatacak bir sistem bu. Yani eğer şehirlerimizin, evlerimizin, fabrikalarımızın veyahut da çatıları olan binalarımızın ne kadarının üzerine güneş panelleri koyabilir ve onu şebekeyle uyumlu hale getirebilirsek ancak bu iklim nötr şehirlerimizin karbon sıfır hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Evet. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi ki varsınız hocam. Sağ olun. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Ona topluluk enerjisi, community power diyoruz zaten.
Bu yenilenebilir enerji community power, yani yerelin kendi bilgisi dahilinde, kendi kararıyla ve kendi sahipliğinde enerji üretilmesi. Evet, en kilit noktalardan biri de o. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Mehmet Bey. Sağ olun. Hocam sağ olun, Şener Hocam size de. Şimdi teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.